Herkese selamlar dostlar. 20 ve 21 Ocak iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Normalde video çekmeyi düşünmüyordum açıkçası. Fakat Instagram üzerinden çokça mesaj geldi. Hem tebrik mesajı hem de 20 Ocağı video yok mu veya 21 Ocağı da ben aradan çıkartayım dedim. 2 günlük bir video oluşturmak istedim. Öncelikle genel rapor olarak ekrana getirdiğimiz zaman da sizlere verdiğim kombin önerisi çok başarılı bir şekilde sonuçlandı. Brentford biraz zor geldi. Çok fazla pozisyon kaçırdı ilk yarıda. Fakat ikinci yarıda Karambol ile attığı golle birlikte o da geldi. E, Leicester mücadelesi de geldi aynı şekilde. Sizlere verdiğim kombini Premier League kombiniydi. Ben bir de alternatif bir kombin vermiştim katıl grubundaki arkadaşlarımıza. Bu iki maçta zaten sizlere verdiğim maçlardan oluşan bir kombineydi. Onlara da güveniyordum. Sevilla maçına deplasman 1.5 alt verdim. Dakika 7'de Valencia'nın kendi kalesine attığı gol olmasına rağmen başarılı bir şekilde geldi. Fenerbahçe'ye de güveniyordum. Fenerbahçe'de başarılı bir şekilde geldi. Sizlere zaten İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki söylediklerinden bahsetmiştim. Ayrıca ben Fenerbahçe mücadelesini Kangal Yüksek Misli grubunda yani her şey daha iletişim grubunda da yüksek oynadığımı söyledim. Normalde Türk takımlarına kolay kolay yüksek girmiyorum. <laughs> Fakat ben İsmail Kartal'ın o basın açıklamasını gördüm. Artık zaten Süper Ligi bildiğiniz üzere hakemler böyle açıklamalar, dış etkenler çok fazla etkiliyor. Dış etkenlere baktığım zaman Fenerbahçe'nin kazanması benim için muhtemeldi. Nesine de bir 33 Avrupa'da bir elli olarak yazdım zaten. Kendi 300 misli oynadım. Arkadaşlara da belirttim. Burada da değerlendirenler hatta buraya yazmışım buraya. Parasını sokakta bulanlar oynayabilir şekilde. Şaka bir yana İsmail Kartal dün fazlaca basına umut verdi. İcraatla güçlendirmek isteyecektir. Altay'ın durumu zaten malum. Bol şanslar Fenerbahçe'yi yüksek misli olarak değerlendirdik. Bu gruptaki arkadaşlarımızı da tebrik ederim. Diğer rapora baktığımız zaman da bu raporda Beşiktaş mücadelesi loz olacak. Ona da win atmışım. Kusura bakmayın onu da belirteyim. Konya mücadelesi yattı. Beşiktaş mücadelesi yattı salı gününden. Malatya ertelendi. Brighton'a 2 serci vermiştim. İlk kere 1.5 kaldı. En ideali daha yüksekten de 2-3 gol vermiştim. Geldi. Çarşamba raporuna baktığımız zaman da fullendi. Tekrar tebrik ederim arkadaşlar. Göztepe Sivas 2-3 gol. Fenerbahçe alır 4.5 kaldı. Kayseri ilk kere 1.5 kaldı. Ve Kayseri mücadelesine yaklaşık 2 orandan sizlere ilk kere 0 tercihini önermiştim. Valencia maçında deplasman 1.5 alt ideal. Leicester'a KG var ideal. Brentford'un atacağı bir gol olarak sizlere ideal önermiştim. 2 günlük genel raporumuza bu şekilde arkadaşlar. Bir de sizlere ekrandan göstermek istiyorum. Ekranda gördüğünüz üzere katıl Telegram grubundaki canlılardan bahsedeyim biraz. Bugün mesela Dengele gitti. Vonlar biraz daha fazlaydı. Ondan bahsedeyim. Fakat bazı maçlar patladı. Canlıdan çok fazla iş yapamadık oyunda. Baskonya mücadelesinde ilk kere 82.5 sayı vardı. Çok rahat bir şekilde geldi. 4 dakika kalmasına rağmen zaten 84'e ulaşmışlardı. O ayrıca tebrikler. Tulus mücadelesi vardı. Bu da güzel geldi. Naci kırmızı kart görmüştü. Tulus mücadelesi 3.5 şekilde biter diyerekten gelir gibi yazmış zaten editör Hakan arkadaşımız. Bu da geldi arkadaşlar. Tulus mücadelesi başarılı oldu. Tebrik ederim aynı şekilde Hakan arkadaşımı editörümü. Burada Ertabell'le mücadelesini de verdi. Dakika 25'te Ertabell'in oranı şöyle göstereyim. 1.40 geri oran açmışlar zaten. Maç en son 3-1'di. Bu da başarılı bir şekilde geldi. Reading mücadelesi başarılı oldu. Burada başarılı olmayan ne var mesela? United mücadelesinin ilk yarısında gol gelmedi. İkinci yarı 4 tane gol geldi bildiğiniz üzere. İlk yarı 0.5 üst bahsi burada başarılı olmadı. Diğer seriler de burada. Valencia mücadelesinin ilk yarı burada Çağrı arkadaşımız güzel bir seri yaptı. Böyle böyle ilerledik, ilerledik derken burada gelenler, gidenler zaten ben burada hepsini sizlere göstermeye çalışıyorum. Diyerekten de Katıl Telegram grubunun canlıları da bu şekilde. Eğer sizler de Katıl Telegram gruplarımıza gelip hem de ayrıca bizlere destek verip ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız Katıl grubuna dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubumuz ana Telegram grubumuz burası. Canlı maaşların verildi Telegram grubu olarak söyleyebilirim. Telegram artı yüksek oran grubu. Yüksek oran grubunda da tekli yüksek oranlı tercihleri genellikle paylaşıyorum. Skor içeriyor. E, maç sonu 0. İlk yarı sıfır gibi. Veya skor içeren 1-1 skorları veriyorum. Özellikle son Trabzon mücadelesi geldi bir 1, 1 skor. Mahsiler skoru da geldi aynı şekilde. Her şey daha iletişim paketindeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi bugün Fenerbahçe maçını direkt maç sonu birini yüklü olarak oynayabilirsiniz. Kendimde 300 misli oynadım zaten. Zaten oradaki arkadaşlarımız beni biliyor. Uzun süredir oradalar. Orası da öyle bir grup. Hem de WhatsApp iletişim numarası da zaten mevcut diyerekten de geçeyim maçlara. Güzel mücadeleler var. Şimdi maçlara geçelim. İlk mücadelemiz Hatay alan Spor mücadelesi. Sizlerden ricam aynı şekilde kombin önerisi videonun sonunda yaptım. Artı 300 üzerinde bir like bekliyorum sizden. Ricamdır artı 300 üzerinde like bırakmanızdır. Bir de yorum atarsanız yoruma bir emoji atarsınız like at, yoruma selamun aleyküm yazın. Ben aleyküm selam yazayım. Sizlerden yorumlarınızı da bekliyorum. Bol şanslar şimdiden anlatayım, anlatmaya başlayayım. Şimdi Alanya'ya bildiğiniz üzere yeni bir teknik adam geldi. Farioli geldi. Ya, yani tanıdığımız bir teknik adam. Geldiğinden beri iki tane mücadele çıktı. Bir tanesinde beraber kaldı. En son mücadeleyi de galip gelerekten de tamamladı zaten Alanya Spor takımı. Hatta deplasmanda 2-0'lık bir Altay galibiyeti aldı o mücadelede. Şimdi Al Alanya'da şey sıkıntı. Bunların Deydu zaten Afrika Kupası'nda forvet hatları bildiğiniz üzere. Babakar'ı da takımdan gönderdiler. İleride Wilson Eduardo var. Bu Eduardo'nun maç temposu yok. O yüzden bir sıkıntı yaşayabiliyor. Fakat arkası güçlü bu Eduardo'nun. Solda Davison, Akbaba, sağda da Efecan. Davison'la Efecan zaten sağlardan iyi bir şekilde asak yapabiliyor. O yüzden hücum üründen çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Kendi evinde de zaten kapalı savunmaları açmakta biraz zorlanıyor. Fakat Hatay'ın da burada çok fazla kapanmasını beklemiyorum. Hatay kontrayı burada kovalayacaktır. Özellikle Alanya Spor takımı kontraya yemeye çok uygun bir takım. Burada Diouf ve sağdan Lobian Sisse arkadaşlar zaten kontralarıyla ünlü. Ankara gücündeyken de öyleydi. Sisse'nin geçen de zaten Galatasaray'da aynı şekilde öyle bir performans gösterdi. Kontralarla birlikte Alanya Spor'un kalesini vuracaktır. Alanya'da burada baskısını kurduğu zaman golü bulacaktır bence. Günün zaten beklenen KG var mücadelesi olarak bekleniyor. Onu da belirteyim. Zaten idealden bunu alabilirsiniz. Ben kombineme de koydum. Sizlere bir süperlik kombinesi koydum. İdealden bir KG var alınabilir 1.48'den. Ben bir de yüksek oran denemesi yapmak istiyorum. Maçın beklenen skoru arkadaşlar 2-2'lik bir skor beklentisi var. Ben sizlere burada 2.27 gibi orandan bakın 2.27 gibi orandan yüksek oran olarak notumu almışım. İlk yarı 1.5 üstünde oranı 2 -27. İlk yerden 2 gol de gelebilir. Çünkü bek, golü beklenen bir mücadele. Maçın beklenen skoru zaten 2-2. Onu da belirteyim sizlere. İkinci mücadelem arkadaşlar. Fil dişi ile Cezayir. Afrika kupasını hızlı geçeceğim. Değerlendirmek isteyenlere önereceğim. Kombineme de almayacağım belirteyim. Cezayir arkadaşlar kupanın burada Şöyle söyleyeyim. Kupa'nın favorilerinden bir tanesiydi Cezayir takımı. Fakat oynadığı iki maçta da gol dahi atamadı. Cezayir'in kadrosu da iyi bir kadroya sahip bu arada. Şöyle kısaca bahsetmek gerekirse sağda Mahrez var, Slimani, Feguli, Brahimi, Belali gibi isimlerle birlikte kaliteli bir kadrosu var. Cumat'ta özellikle. Fakat gol dahi bulamadı. Ona rağmen Finlandiyanın kadrosu bence çok daha kaliteli. Orta sahadan başlayayım şöyle biraz birkaç isim söyleyeyim sizlere. Kesiye, Seri, Sangare, hücum hattı zaten solda Zaha, ileride Ayaksan bildiğimiz Haller, sağda da Arsenal'den Nicolas Pepe olarak sizlere adlandırayım. Kadrolar kaliteli fakat oynanan oyun mut ee, umut vermiyor. Hakem dakika 86'da bitiriyor, olay çıkıyor, kemik sesleri geliyor. Garip bir düzen var bu maçlarda. Ben tek tercih yapmak istiyorum. 1.74 gibi orandan direkt 2-3 gol yazmışım sadece buraya. Maç gollü bir maç bekleniyor. Fakat Cezayir gol dahi atamadı son iki maçları. Neden gollü bekleniyor? Maçın beklentisini söyleyeyim sizlere. 2-2 tekrar bir skor bekleniyor bu mücadeleden. Ben 2-3 gol aldım. Fakat o kadar çok 4 gol çıkacağını düşünmüyorum. 2-3 gol de takılabilecek bir mücadele olaraktan da değerlendirme altına aldım. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi. Şimdi Galatasaray'a yeni bir teknik adam geldi bildiğin üzere. Dominik Toren. Bence olumlu. Nasıl olumlu? Son izlediğiniz Hatay mücadelesinde mağlup olsa da bence oyun olarak Galatasaray takımı bence güzel bir oyun sergiledi. Özellikle şimdi zaten takım çift antrenmana çıkmadığını çıktığını söylemiştim sizde. Sizlere zaten bahsetmiştim bunlardan. Şimdi fakat ben oyununu beğendim Galatasaray'ın. Eksik var mı var? Taylan burada kırmızı kart cezalısı. Berkan burada kırmızı kart cezalısı. Kart cezalısı olarak gözüküyor. Fegoli yok, Muhammed yok. Onların yerinde kim oynayacak burada? Kadrodan bahsettiğim zaman da ileride Halil oynar muhtemelen. Arkasında Morutan Solda Kerem, sağda Emre Kılıç oynayabilir. Arkasında muhtemelen Aytaç Kara oynayacaktır. Taylan yok. Berkan yok. Onun yanında Çikirdağ oynayacaktır. Böyle bir kadrosu var. Genel olarak Galatasaray takımının oyun yapısına baktığımız zaman da veya kimya olarak baktığımız zaman da genellikle Kasımpaşa'ya hep yenmiştir. Bakın ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Hatta şöyle bir istatistik var zaten. Geçmişe dönük kendi evinde oynadığı 5 iç saha maçını Kasımpaşa'ya karşı kazanan bir Galatasaray takımı var. Zor mu zor. Eksikleri var mı var. Kasımpaşa'ya yeni bir teknik adam geldi. Ümit Şenol olması lazım. 3 maçta 9 puan kazandı. Onlar da iyi bir şey kaybetti. Yusuf Erdoğan'ı kaybetti. Trabzon'a gitti. Fakat bugün okuduğum haberlere baktığım zaman da Umut Bozok'un bonservisini almış Kasımpaşa hücum hattından. O da başarılı bir şekilde Performans sergi hücum hattına da zaten direkt tek forvet olarak 4-1-4-1 oynuyor. Kasımpaşa takımı Umut Bozok gözüküyor. Arkası güçlü mü? Güçlü. Benim şöyle bir tercihim var. Ben Galatasaray'ın burada Boye'de takıma dönüyor bildiğiniz üzere. Solda da Van Arnold oynayacak muhtemelen. Arnold'ın ve Boye'nin destekleriyle birlikte burada kornerin çıkmasını bekliyorum. Kasımpaşa'nın da oyun stiline baktığımız zaman da zaten Kevin Varga ve sağ açıkta olan Koyanes isimli arkadaşımız sık sık orta açmayı deniyor. O yüzden koronelere idealden yönelebiliriz diyerekten önerdim. 8.500 koronelin oranı 1.39 gibi oran açmışlar. İdeal değil gelebilir diye düşünüyorum. Onun dışında yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ben şöyle bir yüksek oran teknisi önereceğim. Daha burada tek farklı kazanması. Tek farklı demeyelim de düşük skorla kazanmasını Maksimum beklediğim skorda 2-1. 3.5 altında birin oranı da 2.15 gibi oranı var. Tekli olarak sizlere zaten bu mücadeleyi de önerdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Mali-Moritanya mücadelesi. Moritanya grubun zayıf halkası. Mali'nin buradan lider çıkma şansı var. Kadrosuna baktığımız zaman da Mali'nin kaliteli bir kadrosu var. Birkaç tane daha isimleri sayarsam sizlere Kone var, Traore var, Bisuma, Samaseku, Haydara, Duambia gibi isimler var kadro olarak baktığım zaman da. Şimdi onu geçtim ben. Burada Şimdi Moritanya Gambia ile Tunus mücadele edecek. Eğer ortaya bir beraberlik çıkarsa Mali de bu mücadeleden galip gelirse gruptan lider çıkma şansı var. Ben burada düşük skorlu bir Mali galibiyeti bekliyorum. Afrika kupası zaten düşük skorla çıkıyor. 3.5 altında birin oranı 1.56 var. Çok fazla analize gerek yok. Direkt bir ideal olarak sizlere önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar dilerim. Şimdi geçelim. 21 Ocak iddia tahminlerine 4-3 tane mücadelem var. Takip ettiğim maçları aldım. Sizlerden ricam Tekrardan bugüne tekrardan şöyle artı 300 üzerinde bir like bekliyorum. Tekrardan like atan elleriniz dört, dert dörmesin diyeyim. Hemen iki saniyede like atarsanız sevinirim. 1, 2, devam ediyorum arkadaşlar. Hellas Verona ile Bologna mücadelesi var burada. Hellas'ın oranlar açılmadı fakat Avrupa oranlarına baktım. Hellas'a 1.60, 1.70 bandında bir oran açılacak. Avrupa oranı 1.85 olması lazım. Hellas Verona'nın son mücadelesini izlediğiniz zaman ne kadar olumlu bir, ne kadar pozitif bir futbol sergilediğini sizler de görmüş olursunuz. Burada tahmini iyi dinleyin. Oran yok çünkü. Şimdi ben burada şöyle bir tercihim var. Bologna'da da Barov yok arkadaşlar. Afrika Kupası'ndan olduğundan dolayı çok önemli bir eksik Bologna takımında. Birkaç tane daha önemli eksiği var. Şimdi Verona takımı burada son haftaki mücadelesini 4-2 gibi skorla kazandı. Hücum hattında bir sıkıntı yaşamadı. Çünkü üretkenler adamla Sağsı Sağdan üretiyor, defansif orta sahası üretiyor, paslar atıyor. Takım oturmuş yani Stor bu takıma gerçekten çok iyi gelmiş. Öyle belirteyim ben sizlere. Verona takımına baktığımız zaman da gol şanslarında bitiriciliği yüksek. Yani girdikleri pozisyonları iyi değerlendiriyor. Kanatlardan saldırıyor ve son maçlarda da zaten gördüğünüz barak olması lazım. Ceza sahası dışından da şutlar çekerekten de kaleyi deniyor. Ben bu mücadele ederek Hellas Verona tarafındayım. Şöyle bir öneri yapacağım ben sizlere. Hellas Verona'nın atacağı 2 gol. Ev sahibi 1.5 üst. Sanırım 1.65 bandında oran olacak bu mücadeleye. Hellas Verona'nın atacağı 2 gol. Bologna'da eksikler var. Hücum yönünden zaten onların çok fazla gol bulmasını beklemiyorum. Cümle üretken olmalarını beklemiyorum. Eksik olduklarından dolayı. Hellas Verona evinde oynadığı son mücadeleyi de mağlup oldu zaten. Garip bir mücadele Salernitana sanırım o mücadelesiydi. İmkansız öyle bir sonucun çıkması normalde. Fakat oluyor İtalya'da da. Hatta Milan maçındaki hakemin yaptığını sizler de görmüşsünüzdür. Mutlaka haberlerini okumuşsunuzdur mutlaka. Denk gelmiştir. Bilmeyen varsa yoruma yazsan anlatacağım yorumlarda. Daha da diyecek sözüm yok. Hellas Verona'nın atacağı iki gol burada bence hem oran olarak yüksektir hem de güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Watford'la Norwich mücadelesi. Bunun da oranları daha henüz açılmadı. Arkadaşlar her iki takımında ben futbolu izlediğim zaman daha pozitif oynayan takım Watford tarafı olduğunu düşünüyorum. Watford'un da bunda önde olduğunu düşünüyorum. Yani bir adım önde olan takım Watford takımı. Tek bir bahis yapacağım. İyi dinleyin. Ranieri'nin takımı arkadaşlar hücum yönünden çok fazla sıkıntı çekmiyor. Fakat arka tarafı biraz sıkıntı. Norwich burada nasıl oynayacaktır? Çünkü birbirleriyle rakip bu takım. Bakın altlı üstü, biri 14 puanı var biri 13 puanı var. Biri 17. biri 18. Birbirlerine çok yakın takımlar. Watford'un burada daha pozitif bir oyun oynadığını düşünerekten ben maçlarını da izleyen biri olarak da Burada Watford'un galibiyeti gelebilir. Fakat ben şöyle bir öneri yapacağım. Şimdi burada baskılı oynayan taraf Watford olacak. Kontradan vurabilirse Pukki ile birlikte Norwich Pukki'yi beslemeye çalışıyor zaten. Kontralarda iyi çıkan bir takım. Watford'un da gerisi ya malum. Biraz riskli bir tercih olacaktır bu tercih. Şansımızın da yanında olursa ben burada ilk gol. Bakın, ağzımdan başka bir şey çıkmıyor. İlk gol. Yaklaşık bunun oranı 1.80 olacak. Notlarımı almışım. Avrupa'dan bakarak değerlendirdim biraz. Yaklaşık 1.75-1.80 oranında bir oran olacak. İlk golü ben Watford takımından bekliyorum. Özellikle ilk yarıdan da bir gol gelir. O ilk yarıdan gelen golü de Watford atar. Başka da bir şey demek istemiyorum. Tamam. Sadece geçmek istiyorum. Başka bir tercih vermeyeceğim. Bol şanslar. Anadolu Efes'le Panathia... Panathia... Pana... <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi Anadolu Efes'i ben çok yakından takip ediyorum ve şöyle söyleyeyim sizlere her maçını izliyorum. Hafta içinde e, kendi Türkiye Ligi'nde Semt 77 Yalova takım olması lazım. Ya yani Yalova takımıyla bir mücadele oynadı. Orada zaten Misic hiç biraz süre aldı. Fakat Larkin hiç süre süre almadı. Spikerin de dediğine göre Larkin'in ufak bir sakatlığı var. Engin Ataman sanırım onu riske etmeyecek şeklinde ki zaten riske de etmedi. Şunu da belirteyim sizlere. Herkes muhtemelen bu maçta olur. Fakat ikilinin son maçını izledim ben. Yakın bir tarihte oynadılar zaten. Yakın tarihte oynanan mücadeleye baktığımız zaman da ya Pana'nın şeyi bir Anadolu Efes'e kalktı. 84-70. Ya veya şuradan bakalım. Yanlış söylemeyelim. Aralarındaki maçlardan. 86-70. Pana kazandı o maçta. Bu bir nevi intikam mücadelesi olabilir. Ki bizim Anadolu Efes Euro de iyi bir süreç yakalaması lazım artık. Ben zaten burada favori zaten Son mücadelede de kaybettik Barcelona, O da çirkep bir mücadeleydi. Dedim ki hakemler biraz Barcelona'yı destekliyor. Zaten Anadolu Efes'e bir oran açmamışlar burada. Fakat şöyle bir tercih yapacağım sizlere. Tek tercih yapmayacağım aynı şekilde bu mücadele. İlk yarıdan gelecek e, 79 sayı. İlk yarı 78.5 üstü oranı 1.48. İdeal bir tek tercih olarak yapacağım. İlk yarıdan bu mücadelede en az 79 sayı çıkar diye düşünüyorum. Anadolu Efes zaten iyi başlayabilir. Pana'da dediğim gibi Anadolu Efes'in savunma zaaflarını iyi değerlendirebilecek bir takım. İlk yarıdan 78.5 üst gelebilir. Euroleague mücadelesidir dediğim gibi. Şimdi ekrana kombin önerisi vereyim sizlere. Video çok uzun olmadan. 17 dakika kalmış, Hemen bitirelim. Ekrana kombin önerisi gelsin. Şimdi arkadaşlar ben sizlere bir adet kombin önerisi yaptım. Alanya Hatay mücadelesine KG var. Galatasaray mücadelesine 8.5 üst koordinat yaparaktan da burada 2-0-6'dan sizlere bir ideal kombine yaptım. Yukarıya da yazdığımı gördünüz zaten. Hakemler isterse gelir. Süper Lig bildin. Hakemler işte ne bileyim M M Riva, Riva'dan biri bağlanıyor. Diyor ki golü iptal edin veya kardeşim burada penaltı yok devam et. Ki oysa penaltı. Bak penaltı kullanıyor. İçeride biri var tekrarlayın kardeşim. Ya yani dediğim gibi hakemler isterse gelir ama idealdirdir bunlar. Alanya mücadelesinde KG var. Galatasaray maçında da 8.500 korneri bekliyorum. Yüksek orandan bir de tekli verdim sizlere. 2.15 gibi orandan. Buna da 50 TL atılabilir mesela. Maç sonu 1 ve altı. Alanya Galatasaray'ın bir de Trabzon mücadelesi var bildiğiniz üzere. Ondan bahsetmedim. Moralle girmek isteyecektir. 3.5 altında bir önereceğim. Bu da sizlere ya yani yüksek girmeyin. Hakemler isterse gelir diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay.